Teşekkürler kardeşim. Görüşürüz efendim. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ders zilini çalmasıyla beraber okul öğrenci servislerini denetliyor. Öğrencilerin eğitim öğretimlerini yıl boyunca güvenli bir şekilde sürdürmeleri için denetimleri sıklaştıran trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü taşıma belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde okul servisi taşıma yönetmeliği var. Araçlarda aranacak teknik şartlar, şoförlerde aranacak teknik şartlar. Bazı hususlar var. Bunlara dikkat ediyoruz. Örneğin kısa bilgi vermek gerekirse araçlar 12 yaşından büyük olamaz. Bu tarz şartları var. Belli ölçülerde dur levhasının arkasında olması gerekiyor. Frene basınca değil de kapı açıldığında bu ışığın yanması gerekiyor. Bu hususları inceliyoruz ekiplerimizde. Araçlarda fazla yolcu var mı? Ayakta öğrenci var mı? Bu hususlarda denetimlerimizi sıklaştırdık. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik ve kusurlu bulunan servis şoförlerine ceza yaptırımı uygulanarak kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş, Aksu TV 4.5G canlı bağlantısıyla okul öğrenci servis araçlarının denetimlerini anlattı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. Ders zili çaldı. Okul servisleri de trafikte yerini aldı. Trafikte servisler denetleniyor, öğrenci servisleri denetleniyor. Eksikleri varsa onlar giderilmeye çalışılıyor ve polis ekiplerince de uyarılarda bulunuluyor. Şimdi ise yanımızda İl Emniyet Müdür Yardımcımız Mehmet Çeribaş beyefendi var. Kendisinden ayrıntıları dinleyeceğiz. Trafikte ne oluyor, öğrenci servislerinde? Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza efendim. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. 2018-2019 öğretim yılı tüm Maraş'ımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Okul servis araçlarını Turgut Özal Bulvarı üzerinde denetimle başladık. Bu denetimler pazartesinden itibaren başladı. Ve denetimlerimiz son hızıyla yine devam ediyor. Emniyet Genel Müdürümüz ve İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ve genelgeler doğrultusunda bu denetimler yıl boyunca sürecektir ve devam edecektir. Pazartesi başladığımız denetimde toplam okul servis araçımız Maraş, Kahramanmaraş merkezde 246. Son 4 günde denetlediğimiz sayısı 300 civarında. Günlük ortalama 70 tane okul servis aracı denetliyoruz. Ve günlük ekiplerimize toplamda öğleden önce, öğle saati ve öğleden sonra olmak üzere 5,5 saat denetimimiz vardır. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyleyerek amacımız öğrencilerimize güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlamak dedi. Okul servis araçları tabii ki birçok kişi ve kurumu ilgilendiren bir denetim şekli. Denetim ayağında emniyet teşkilatı, Büyükşehir Belediye'miz izin konusunda, izin verme aşamasında, karayolları yine öyle. Okul aile birliği var, aileler var, çocuklarımız var ve okul yönetimi içerisinde olan bir bütün halinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Tabii bu çocuklarımız, yeni nesil, yarınlarımız bu hizmeti aslında ticari bir faaliyet olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü yarınların gençleri, büyükleri bu çocuklar olacaktır. İşte bununla, bu çerçevede düşünüldüğünde okul servis hizmeti veren ticari araçlar kendi çocukları gibi görüp onlara o şekilde bakıp onların güvenliğini o şekilde sağlayarak faaliyette bulunmaları daha farklı bir anlam ve bütünlük ifade ediyor. Çocuklar açısından değerlendirilince çocuklar okul servis aracına biner binmez, tabii çocuklarımızın da uyması gereken bir takım kurallar var. Öncelikle bütün ailelere ve çocuklara tavsiyemiz şu: lütfen emniyet kemeri takın. Emniyet kemeri bizim can güvenliğimiz. Çocuklar inerken, binerken aracı açma, kapama yetkisi sürücüde olması sebebiyle mutlaka durduğu noktada indirsin, öncesinde kapıları açmasın. Çocukların sırayla inmesi konusunda gerekli özeni göstersin. Biliyorsunuz ki çocuklarımız en büyük risklerden bir tanesi. İneceği yere yaklaştığında ayağa kalkar. Ayağa kalkınca da kapı açılır açılır
koşmaya başlar okula veya ailesine. İşte bu riskleri de düşünerek onların eğitimi ve servis içerisindeki disiplini sağlanması konusunda araç sürücülerine ciddi anlamda iş düşüyor. Velilerimiz için ve çocuklarımız için 2018-2019 çocuklarımızın eğitimi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sürücü arkadaşlara inşallah kazasız belasız bir yıl diliyoruz.